Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Faruk'un hayatına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Faruk arabasında evine doğru gidiyordu. Malum acı olayın hala şokunda. Ne yapacağını bilemiyor. Aradan 4 gün geçti ama Faruk hala şokta. Valla hala şoktan çıkamadı. Bakalım Faruk ne yapacak? Aa o ne lan? Bakalım Faruk ne yapacak? Hadi başlayalım. Bu ne ya? Burada askeri araç var. Allah Allah. Ne oluyor ki ya? Ben zaten ordudan çıkmadım mı? Bunlar kim ya acaba? Oğlum paşanın yanında mı yoksa bunlar? Ulan kim gönderdi sizi? Askerler neredesiniz be? Aa, onbaşı? Onbaşı. Ne yapıyorsunuz onba o paşa oğlum? Sen ne yapıyorsun paşa? Paşa bunlar bir bana yapmadın lan zibidi. Yemeğini ye. Onbaşı mı hayırdır? Ula Forek bu halin nedir ki? Sonunda gelmeyi başardın. Hayvanı hoş bırakmışsın birazcık yem koydum. Forek ne oluyor oğlum? Götü başı dağıtmaya başladın kız öldü diye. O sizin için sadece bir kız olabilir onbaşı. O sizin için basit bir kız olabilir. Hiçbir hükmü olmayabilir. Ama o benim sevgilim de onbaşı. Alev de o. Ben ona evlenme teklif etmiştim onbaşı. Anlıyor musunuz? Anlıyorum seni Forek. Yalnız biraz obartıyorsun. Bak hayvana yazıktır, günahtır. Yemek vermemişsin. Hey onbaşı hey. Hiçbir şey bilmiyorsun. Dört gündür ben kendime de yemek vermiyorum onbaşı. Ben de yemek yemiyorum yani. Ee, beraber işte ne bileyim üzüntüsünü tutuyoruz yani şeyle bizim paşayla. O yüzden. Ola soktırtma üzüntüne. Foruk. Bugün cenaze töreni vardır. Geleceksin değil mi? Bilemiyorum onbaşı. Kalbim kaldırmaz Alev'i uğurlamayı. Hem ayrıca Hamza abi orada beni istemez onbaşı. Benim oraya gitmem yanlış olur yani. Ula sipit değil. Bana bak. Saçmalama Foruk. O senin sevgilin değil. Çabuk şimdi bir takım elbise giyin gidiyoruz. Takım elbise mi? Ya onbaşı. Valla sizi tanımıyor olsam benimle dalga geçiyorsunuz diyecektim ya. Saçmalamayın onbaşı. Ne takım elbisesi? Ula oğlum. Kızın babası öyle istemiş. Tokum elbiseyle katılmak zorunludur demiş. Yalnızca ortada görev yapanlar üniformayla gelebiliyormuş. Hadi ya. Allah Ya Alevimi uğurlasak mı ya Alevim Ya nasıl geleceğim onbaşı ben onu öyle nasıl göreceğim ya Onu alacaklar toprağa götürecekler Hakkınızı helal ediyor musunuz diyecekler onbaşı yapma Artık yetişkin kepit davran benim vakti geldi forek Git giyin dedim sana Gidip kızı uğurlayacaksın sepeteyi uzatma Pekala onbaşı pekala Alevi uğurlamaya bari gidelim Doğru söylüyor Artık bir yetişkin olma vakti geldi. Çocukluk dönemi bitti Faruk. Artık yaptığın hatalarla yüzleşme vaktin geldi. İşte yetişkin olmak bunu gerektirir Faruk. Götünde don olmasa da gideceksin oraya. Gerçi don yoksa niye gidiyorsun? Çıplaklar kampı mı değil mi? Neyse hadi bakalım. Takım elbise giyinelim biraz. Okeydir. Giyindim. İnşallah abartı olmamıştır ya. Ne bileyim öyle çok lükse kaçmak istemedim ama. Yani sonuçta cenazeye katılacağız. Bir de Alev'in cenazesi. <laughs> Vallahi kalbime inecek ya. Onbaşı. Onbaşı ben hazırlandım. Nasıl olmuşum onbaşı? Bir bakın hele şöyle. Vay 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 forex yok yersin no messe Ulan tıpkı benim gençliğim be. Vay yavrum vay. Yalnız bir dakika bir şey eksik kalmış. Ne ne eksik kalmış o ne onbaşı ya? Ah şimdi tamamdır Furek. Oldu vallaha. Ne oldu vallaha? Ne yapacaksınız? Aa, kravat. <laughs> onbaşı siz ne yapıyorsunuz ya dalga mı geçiyorsunuz onbaşı? Cenazeye gideceğiz zaten. Ula Furek bir daha benimle ortist ortist konuşursan yumruğu indiririm. Yok ben bilmiyorum sanki nereye gittiğimizi. Düş önüme. Tamam ya ne kızıyorsunuz Allah Allah. Gideriz tamam Pezevenge bak ya. Kendisi buraya kevlarla gelmiş Allah ya Rabbim. Çelik yelekli gelmiş manyak. Bana kravat giydiriyor ya. Tövbe estağfurullah. Neyse bugün en üzgün günüm zaten. Hadi gidelim onbaşı. Buyur. Hadi onbaşı. Atla bakalım. Bak kesin arkaya oturur var ya. Arkaya oturacak ne diyorsunuz? Aaa delikanlı adammış ama. Helal olsun onbaşı ben sizi arkaya oturursunuz sanıyordum. 10 kişinin başı olmak böyle bir şey galiba. Ula konuşma konuşma sür şu adrese. Ya ben bu adresi biliyorum ya. Onbaşım emin misiniz mezarlık orası değil yani. Yanlış yazmış olmayasınız adresi. Ula bir şeyden muhalefetlik etme ula sepet değil. Sür diyorsak sür işte. Tamam onbaşı. <laughs> onbaşım ya. General gelmeyecek değil mi onbaşım? O gelirse vallahi ben şey yapmam yani. Dayanamam döverim onu başı Zaten üzgünüm. gelmeyecekti mi törene? Yok yok merak etme. O ile orasında olacakmış. Öyle tatiller. Ulan madem aile arasında senin ne işin var ya? nasıl yoni <laughs> 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 Beni o ileten görmüyor musun? Nömesiz. Görmüyorum. Sen nerenin ailesindesin ya Allah, Allah onbaşı. Saçmalama lütfen ya. Sen de mi geliyorsun cidden? Ulan <laughs> sepeti. Tabii ki de geliyorum. Homza Bey davet etti. Neyse foruk Çek şöyle soğuğa. Çek, 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 çek. Tamam başı Çektim. Nasıl yani? Cenaze töreni burada mı onbaşı? Ne o? Oh, yer mi beğendiremedik? Yoo da yani onbaşı. Ben böyle bir cenaze evi görmedim açıkça. Merhaba. Cenaze evi burası biliyorsunuz değil mi? O tableti kaldır, kaldır Allah Allah. Yıl olmuş 2018 hala Hugo oynuyorlar ya. Sana diyorum bacım. Ne, ne yapıyor lan o? Öyle detaylı detaylı izliyor abi. Bir dakika ben de izleyeceğim. He milletin profiline bakıyor. Ne size bakın. Ooh. Bacım lezbiyen olduğunu fark etmemiştim. Kara kız mı kesiyorsun? Kolay gelsin. Aynı meslek dalındayız falan. Hadi bakalım onbaşı. Cenaze demek burada ha. <laughs> Ulan ya. Çok üzgünüm valla. Alevim benim yüzümden öldün ya. Onbaşı kimse yok lan burada. Beni tezgaha getirmiyorsun değil mi? Ula fırık. Geç tatip sana içeri fıracağım vallaha. Tamam ya kızıp durmayın Allah Allah. Geçiyoruz işte. Manyak mıdır nedir? Nasıl lan? Cenaze evi burası mıymış? Allah Allah. Onbaşı emin misiniz? Oğlum onbaşı kafa yedi. Cenaze evi burasıymış. Gelin onbaşım gel. Ah Ne oluyor lan? E bu içiyor. Bacım söndür cenaze evinde. Hiç utanmıyor musun ya? Sigara içiyor bir de. Ne? o? Biraz izleyelim falan. Ne oluyor lan? Burası nasıl cenaze evi? Ya Hamza abi ne oluyor Allah'ını seversen ya? Bu arada başın sağ olsun Hamza abi. Babam. Babam. Sevgilimi kaybettim babam. Biliyorum oğlum. Bu durum çok zor. Faruk alışması zaman alıyor emin ol. Ben de çok kaybettim. Biliyorum babam biliyorum. Bu senin altıncı mıydı yedinci miydi neydi değil mi? Baba sen de az gömmemişsin var ya. Seni gidi yavşak. Yani abiz abi senden o... özür diliyorum abi. Alev gibi birini senden ayırdım abi. Hakikaten de öyle yaptın delikanlı. İnanamıyorum bak kulağıma fısıldıyorlar. İnanamıyorum Faruk. Gerçekten inanamıyorum. Alev aramızdan ayrılıyor ha. Maalesef abi. Mukadderat. Yukarıdan gelen emirler abi. Sorgulanmıyor işte. Yalnız Faruk evladım. Bak ben seni her zaman sevmişimdir ama mesafeli sevmişimdir. Bu yaptığın var ya büyük göt isteyen bir iş yani. Yağlısın baba. Buraya gelip sevdiğin insanı gömmek değil mi çok zor baba. Zor tabi zor gömmek zor. Yalnız yani gömerken baya zevk alıyorsun Faruk. Çok zevkli bir aktivite yani. Doğrudur baba kürek sallaması falan. Ne, ne, ne diyorsun baba? Nasıl zevklidir baba? Ya gömmenin neresi zevkli baba? Ulan oğlum o kadar cefasına katlanıyorsun. Sonra aşama gömme aşamasına geliyor. Rahatlıyorsun be Faruk. Baba. Yaşlılığına veriyorum baba. Yoksa ağzın ortasına bir tane vururdum babam demez mi? Ne diyorsun sen ne saçmalıyorsun? Neyse Faruk boşver bunları konuşmayalım. Bak birazdan gelecek Alev. Hazır mısın onu görmeye? Beyazlar içinde gelecek. Hayır baba değilim. Valla o benim kefenimi görür sanıyordum. Şimdi ben onunkini mi göreceğim baba? Yapma ama ne olur görmek istemiyorum ben onunkini. Niye lan fıstık gibi kız neyi görmek istemiyorsun? Saçmalama Faruk. Geliyorlar işte. Hayır getirmeyin durum. Aha annem orada. Anne söyle. Cenazecilere söyle biraz daha beklesinler anne. Görmeye hazır değilim. Ne olan yoksa kalkmıyor mu? Sen ne diyorsun baba ya? ne kalkmıyor mu? Ne konuşuyor lan bunlar? Kafayı yemiş gibi cenaze evinde abi. Baba ne diyorsun sen iyi misin? Haplarını falan alıyorsun değil mi düzenli? Şşşt bak 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 geliyor geliyor görüyor musun? Hani ne geliyor? Ay nasıl olmuşum ya anneciğim? Ay herkes evini bekliyormuş. Ay Farukcum Merhaba hayatım. Bak ben geldim. Üf şimdi olmaz hayalet Alev ya. Git şimdi. Cenaze töreninde iyisiniz zaten. Alev sen sonra gel. Ay Faruk ne saçmalıyorsun ya. Ne hayaleti. Faruk benim. Ya he he ben de Adriana Lima Allah'ım Rabbim ya. Abi abi görüyor musun benim gördüğümü? Gerçi ne kadar saçma. Hayaleti nasıl göreceksin ki? Müthiş olmuşsun kızım. Çok güzel olmuşsun. Wow, gerçekten de dediğin gibiymiş Faruk. Ananı aldığımda bunun kadar güzel değildi. Ay yani Alev kızım benden biraz daha güzel olabilir. Ama benim de gençliğim iyiydi bey. Şimdi yeme benim hakkımı. Ne 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 nase. Siz şimdi Hayalet Alev'i görüyor musunuz? Hayalet Alev duydun mu? Herkes delirmiş. İyi oh be rahatladım. Tek deli ben değilmişim. Ay Faruk sen ne saçmalıyorsun ya. Ne hayaleti? Faruk %100 gerçek benim. Alev işte. Hmm, alev. Alev saçmalıyorsun Alev. Hayal etsin sen. Müsaadenle kızım. Bunun kafasına vurunca geliyor anca. Faruk bak bakayım böyle bir. Faruk. Gerçek Faruk bu rüya değil. Faruk. Kendine gel Faruk. Hepsini dövmek istemişimdir. Hazır fırsatını buldum. Faruk iyi misin? Kendine gelecek misin Faruk? Sana diyorum. Kendine gel evladım. Oh. Birazdan gelir kendine merak etme kızım. Ay babacım biraz fazla mı vurdunuz acaba ya? Yok be kızım çok orantılı vurdum. Neyse. Hadi dünür yardım et de masaya taşıyalım şu cenazeyi. Peki sen söyle bakalım Faruk düz duvara tırmanan. Bu kızı gelinle yani eşli kabul ediyor musun etmiyor musun? Süreniz 10 saniye. Merhaba babacım. Kahvaltı hazır mı? Annem sucuklu yumurta yaptı mı? He, anne, anne getir getir. Ne oluyor lan? Neredeyim beni? Ne oluyor? E, ne demiştiniz? Duyamadım tam olarak. E, Alev'in ölüm belgelerimi getirin imzalayayım. Alev ölmüşsün başın sağ olsun. Farukcum evet desene adam bir soru sordu sana. <laughs> ne sorduydunuz cenazeci bey ya. Bir dakika Alevcim sen öldün ya sen konuşma sus. Deli sancaklar beni. Delikanlı şaka yapmayı bırak. Bak tekrar ediyorum. Sen Faruk düz duvara tırmanan Alev hanımı eşin olarak kabul ediyor musun? Onu söyle onu. Hadi oğlum gideceğim yerler var. Ne 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 Alev sen gerçek misin? Biz şimdi evleniyoruz mu? Baba ne oluyor? Hadi be evladım kabul edeceksen et artık bak memur bey de yaşlandı burada. Evet diyeceksen de Faruk hadi. Hem, evet evet ne oluyor ben hala anlamadım. Evet kabul ediyorum. Ben Alev'le her şey varım. Alev sen ölmedin mi ya? Yok Faruk öbür taraftan 4.5G ile bağlanıyorum. İnşallah 5'i de yaparlarsa daha net bir görüntü gelecek. Ya Faruk ne saçmalıyorsun? Ben canlıyım işte. Ha, hadi ya. Sen canlı mısın? Bakayım. Bayağı da, Oo, bayağı da canlı yani. Evet canlı. Tamam getirin imzalayayım ne imzalayacaksak. Şurayı mı imzalıyor? Bu ne lan? Bu karalama defteri ya. Dalga geçmiyorsunuz değil mi? Ya belediyemizin mali sıkıntıları var da siz şimdilik ona imzalayın. Biz sonra gidince geçireceğiz. O ne lan öyle? Allah'ım yarabbim sıra arkadaşından not isteyen bebe gibi. Tövbe estağfurullah ya. Tamam imzalıyorum. Buyur Alev'cim sen de imzala. Ay imzaladım. Ay tamam ben uykuma geri döneyim. Hem baba anneme söylersen yumurtalı sucukları yapsın. Ya rüya görüyorum çünkü. Vallahi ben de başkan Donald Trump'ın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca öyle saçma sapan bir şey ilan ediyorum. Takılın kafanıza göre. Hadi ben gidiyorum. Trump'a selam söyle. O hala başkan mı ya? He tamam. O zaman rüya, rüya değil bir dakika. Ciddi misin sen ya? Biz de evledik mi? Harbi mi? Valla mı? Baba doğru mu bu? Müsaadenle gelin kızım. Benim oğlanın kafası geç açılıyor. Baba hayır. Nolar vurma. Olmaz oğlum. Gerdekte görüşürüz. Gerçi ben girmeyeceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Görüşürüz oğlum. Küçükken sana öğretmiştim, hatırla. Hayır. Ah, tamamdır. Dünür, bir el atele ya, şunu geride taşıyalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar rüyamda çok saçma bir şey gördüm ya, ama çok güzeldi. Alevle böyle evleniyordu falan, babam vuruyordu, bayıltıyordu. Oradan samanyolu müziği çalıyordu falan yani öyle. Ah be Alev gerçek olsaydı ki. aa. Ah, ah. Alev sen gerçeksin. Ay hayatım uyanabilmene sevindim ya. Babam biraz fazla vurdu sandım. İyi yani biraz fazla vurdu. Alev sen ölmemiş miydin ya? Nasıl oldu bütün bu işler? Valla Farukcuğum hepsi senin babanın suçu ya. Geldi bana dedi ki kızım böyle böyle bir oyun yapmamız lazım. Çünkü Faruk'un evlenmeye pek bir niyeti yok. Bu böyle sallayacak dedi. Ben de baktım harbiden öyle Faruk yani. Yüzüğü bile unutan adamsın sen. Hem de senden bir intikam alayım dedim. Demek sen beni striptizcilerle korkutursun ha? Bana öyle evlenme teklif edersin. İşte adamı böyle yola getirirler Faruk. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Alev intikam aldı ya. Ben onu evlilik teklifi şeysi diye olsun diye yaptı. Ee, gerçi senin yaptığın da mantıklı. Alev valla ödüm bokuma karıştı. Kızım ben gittim komutanı vuruyordum az kalsın. Ay haberim var Faruk ya. Beni ne kadar sevdiğini şimdi anladım. Yalnız neyse ki onbaşı zamanında yetişmiş. Ya plana on başını da katmıştık. He ben de diyorum bu şerefsiz niye beni ele vermedi. <laughs> on başı adam ya. Ya şimdi Alev biz evlendik mi vallahi cidden evlendik mi ya nasıl oluyor? Adam en son Trump Trump bir şeyler diyordu. Ay evet Faruk'cum artık resmen karakoca koca olduk. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Nice çocuklara. Enem küçük fiyerikler. Alev ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ne oldu ne bitti bir şey oldu mu aramızda? Bir şey olmadı değil mi? Olmamıştır herhalde. Valla Faruk akşam bir şeyler oldu. Yani o hatırlamıyor oluşunsa Hatırlarken yapacaklarını tahmin bile edemiyorum. Tiyerim yani bu tendirme beni. Harbiyi iyi miydim kız? Şşş şakasına demiyorsun değil mi? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafam yerinde değil. Babam nasıl vurduysa. Eskiden orada da bu şaplakçıydı biliyor musun? Ay neyse hayatım ya benim okula gitmem lazım. Hadi sen de kalk da bir elini yüzünü yıka. Baksana maymuna dönmüşsün. Sakalları falan bir kes. Hıh haklısın sakallarım var dedim benim. Öyle şeyleri var. Tamam Ali ben kalkıyorum. Anam paşa. Oğlum senin ne işin var la burada? Sen de mi plana dahildin namussuz? Öyle mi? Paşa. Bunun gözleri kanlanmış lan. Hayvanda bir sıkıntı yoktur inşallah. Neyse. Vay be. Ben de diyorum bizim balayı suitinde ne işimiz var? Meğerim planlıymış. Oy rahatladım Oy be. Yalnız hala şaşkınım. Nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Alef Faruk çok fena tezgah getirdi. Faruk da bayağı şaşırdı. Bakalım Faruk intikamını nasıl alacak? Bunlar artık böyle birbirini korkutarak iş yapmaya başladılar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Durun ben bir duş alayım. <laughs> esin Esin yani ben 45 mi dedim Esin? Ya birader ya bakma ben komandoydum ya. Bize kaya taşıttırıyorlardı var ya. Yani Türk askeri olmak kolay mı sanıyorsunuz oğlum? Biz sırtımızda neler taşıyoruz ya? Esin ben askerde 150 kilo kaldırıyordum. Ziya yani şefkat. Abartma abartma şefkat. 150 kilo mu? <laughs> yani Esin'cim ne abartması ya? 150 kilo diyorum işte. Ha <laughs> birader saçmalıyorsun. <laughs> Vallahi görüyor musun yani? Ben formumdayım ben o kadar kaldırmadım da. Eee oğlum siz protein tozu protein tozu öyle dandik dündük şeyler alıyorsunuz yani. İzle izle izle. Bak Esin Ya dalgar vırırırın vırırın tehlikeye. Esin hayvan adam olacağım Esin izle. 4 dört. Ananavram. Aaaaah.